Arkadaşlar merhabalar. 2021 KPSS ile alakalı böyle kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Ne yapacağız? Neler yapmalıyız? Sınav sonucuna göre nasıl hareket etmeliyiz? Bunları kısaca sizlere anlatmaya çalışayım. Çok kısa bir videomuz olacak. 7-8 dakika, belki 10 dakikalık bir videomuz olacak. Şimdi arkadaşlar KPSS süreci 2021'i zor bir sınav diyoruz ya, bu sınavı geride bıraktık. Öncelikli olarak öyle ya da böyle, iyi ya da kötü, biz çok zor bir yılı, yorucu bir yılı geride bıraktık. Bunun içerisinde her şeyi dahil edin. Sadece sınav olarak bakmayın. Süreç gerçekten çok zor. Bunu az çok biliyoruz, yaşadık, yaşıyorsunuz. Biz de buna şahitlik ediyoruz. Zor bir yıl, yorucu bir yıl. Pandemisi ayrı, işte yangınıdır, selidir, o bir sürü şeyden etkileniyoruz ama ta geçen seneki sınavdan sonraki bu sınava kadar geçen süreci olabildiğince iyi götürmeye çalıştık ama yıprandık mı? Evet, yıprandık. Sizden isteğim, ne olursa olsun muhakkak ki dinlenin, dinlenin, dinlenin. Çünkü siz elinizden gelen mücadeleyi yaptınız, elinizden geleni fazlasıyla yaptınız. Bazı şeyler bizim dışımızda, iyi ya da kötü, ama inşallah iyi bir sonuç gelir. Ama birçok arkadaşımız için bir yarış var, sayı çok fazla, 420 bin belki 450 bin kişinin yarıştığı bir süreçte mutsuz olan bir sürü, çoğunluk mutsuz olacak zaten. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Elimizden geleni yaptıysak muhakkak ki dinlenelim. Çünkü arkadaşlar psikolojik bir sınav, psikolojik bir süreci yönetiyoruz. Sadece sınav anıyla bu bitmiyor. Yani ben bu sene hedefime ulaştım ya da ulaştıysam evet mutluyum. Ulaşamadım, pes etmeli miyim yoksa devam etmeli miyim? Ya da ben yeni çalışacağım, nasıl çalışmam lazım? Bunların hepsi çok zor, yıpratıcı süreçler. Sınav sonrası da yıpratıcı. Yani iyi bir netice alacağımızı umduğumuz süreç bile yıpratıcı. Dolayısıyla biz önce iyi dinlenelim. Yani bunu hak ettiniz, bir yılı geride bıraktınız, artık dinlenin. Sosyal medyayı evet hepimiz kullanıyoruz ama sosyal medyaya da çok kulak asmayın. Ben şunu yaptım, bunu yaptım, atama oldu, olmayacak vesaire. Bu sizi hep yıpratır, yıpratıyor. Bize de sürekli bunu niye bu yayını yapmak istedim? Arkadaşlar sürekli mesaj geliyor. Hocam ben şu alanda şunu yaptım, bunu yaptım, atanacak mıyım? Bunu benim bilme şansım yok. Bunu hiç kimsenin bilme şansı yok. Böyle yıpratıcı süreçler yaşıyoruz, yaşayacağız. Şimdi genel birkaç bir şey söyleyecek olursam, genel kültür, genel yetenek son yıllara göre, bu benim görüşüm, sizlerden aldığım dönütlere göre konuşuyorum. Kolay bir sınavdı arkadaşlar. Sınav kolaydı, genel kültür, genel yetenek. Eğitim bilimleri sınavı zordu. Şöyle zordu, belki çok sıkıntılı sorumuz yoktu. Eğitim bilimleri için söyleyeyim, bu iyi işaret. Sorular biraz daha uzundu. Birazcık daha öncüllü soru vardı. Özellikle rehberlik sorularda birçok arkadaşımız zorlandı ki zordu evet. Özellikle sınavda süreyi yetiştiremeyen, zaman sıkıntısı yaşayan, son anda bitirdim, hiç kontrol edemedim diyen bir sürü arkadaşımız oldu. Genel kültür kolaydı. Eğitim bilimleri son 5-6 yıla göre daha zor bir sınavdı. ÖABT dediğimiz alanlarda da arkadaşlar birçok alan daha zordu, zor soruldu. Yani daha kolay geldi bize, kolaydı falan filan diyen ben duymadım. Dolayısıyla genel kültür, genel yetenek kolay, eğitim ve ÖABT daha zor bir içerikle, zor sorularla beraber gerçekleşti diyebiliriz. Şimdi buna göre asıl standart sapmayı etkileyecek olan eğitim ve ÖABT olacak ama her soru bizim için değerli ve önemli. Muhtemelen genel kültürde ortalamalar yukarıda, eğitimde birazcık daha aşağı inecek, ÖABT'de yine aşağı inecek. Buna göre sıralamanızı, buna göre sınavınızı değerlendirirseniz iyi olur arkadaşlar. Sonuçlar 16 Eylül'de açıklanacak. Arkadaşlar açıklama bu yönde. 16 Eylül'de açıklanacak olan sınavlara kadar dinlenin, dinlenin ve kendinizi bir değerlendirin, öz değerlendirme yapın. Neyi iyi yaptım, neyi kötü yaptım, nerede iyiydim, nerede daha iyi olabilirim, hangi yönümü daha iyileştirmem lazım. Bu sınavınız iyi olsa bile böyle. Yani bir değerlendirme yapın, kendinize artı eksilerinizi ortaya koyun, bir resminizi çekin, bir öz değerlendirme yapın isterim arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Arkadaşlar bir puanımız gelecek değil mi? Ayın 16'sında bize bir puan verildi. Atıyorum 81 puan. 81 puan geldi. Bu neyi ifade eder? Açıkçası hiçbir şey ifade etmez. Evet sınav iyi. Puan iyi bir puan, güzel bir puan ama sıralama önemli. Senin sıralaman kaçıncı? Atıyorum 100. 61.'sin sen.
Şimdi 81 branşı söylemiyorum. X branşta 81 puan aldın, sıralaman 161. Sıralama çok önemli. Puandan daha önemli. 70 puan alırsın, sıralaman iyi olur. Demek ki zor sınavdı vesaire. 161, evet iyi bir sıralama, muhtemelen gideriz ama kontenjan verilecek ki gideceğiz. Yani kalkar sana 155 kişi alınacak derse maalesef kötü bir sonuç. Ama 161, 170, 500, 1000 kişi alınacak derse o sıralama çok çok iyi olacak. Yani bizim önceliğimiz, evet puanımız ortaya çıkacak ama sıralamamızı ve kontenjanları beklemek durumundayız. Özellikle sıralamayı tespit edersek, sıralama açıklanırsa işimiz çok daha kolay olur. Ona göre geçen sene 20 binde kaç kişi gitti arkadaşlar? Ona göre sen bu seneyi de 20 bin kabul et. Kötüye alıştır kendini. Bu senede 20 bin olursa benden geçen sene bizden kaç kişi alındı? 211 kişi. Bu sene 20 binde de muhtemelen 211 kişi alınır. Tahmini aşağı yukarı oynar bu. Sen ne dersin? 161. sıradaki kişi der ki ben büyük ihtimalle bir aksilik olmadığı sürece gidebilirim der. Tamam. Ama ne yapacağız? İşte oraya geliyorum arkadaşlar. Benim sınavım nasıldı? Benim sınavım herkes kendini bir değerlendirsin. Arkadaşlar iyi diyen vardır. Ya bir hedefimiz vardır. Genel kültürde, eğitimde, alanda. Sınavınız istediğinizden, düşündüğünüzden, hayalinizden çok çok iyi gelir. Yani istediğiniz gibi bir sınav oldu. Süper. Sen ne yaparsın? Daha rahatsın. Yine de dinlen. Yine dinlen. Bak bir böyle rahatla. Çünkü hakikaten yıprandık. Dinlen. Ne olabiliri düşün. Gidebilir miyim diye kontenjanı, o kısımları bekledikten sonra şunu yapabilirsin. Ocaktan sonra süreç ara atama olur olmaz bilmiyoruz ama ocaktan sonra ufak tefek böyle soru çözebilirsin yine. Ne olur ne olmaz diye. Çok iyisi hiç çalışma. Ama sınavımız normal geldi. Ben hep kötüyü söylüyorum size arkadaşlar. Bir yıl daha kaybetmeyelim. Sınavımız normal. Ne çok iyi ne çok kötü. Şimdi bu kişi ne yapmalı? Bu kişi gelecek yıla hazırlanmalı. Ama hemen Eylül'de değil, Ekim'de değil. Ocak, bunlar hep benim görüşüm. Değiştirirsiniz, farklı bir görüşe inanırsınız, katılırsınız, katılmazsınız. 1 Ocak'tan itibaren ben çalışmaya başlayacağım. Sınavım normaldi ama kontenjanları bilmiyorum, ne olacağını bilmiyorum. İşi şansa bırakamam. Çalıştığım sınavda en azından çalışırım. Atanırsam bile adaylık kaldırma sınavı olacak. Ben orada bu bilgimi kullanırım zaten. Sen 1 Ocak'tan sonra yavaş yavaş soru çözersin, bilgilerini taze tutmaya çalışırsın. Süreç içerisinde zaten Ocak, Şubat gibi olay netleşir. Ondan sonra çalışırsın ya da çalışmazsın. Kontenjan, o alım vesaire açıklamalarına göre. Ama sınavın kötü geçti. Ki böyle olan kitle var, maalesef var. Arkadaşlar kendinizi önce, bakın önce dinlenin. Bir daha söylüyorum. Çünkü kötü geçti, bir başarısızlık var. Aslında bir eleme sınavı bu. Bir başarısızlık var. Bir şey oldu, istediğim gibi gitmedi, son seneydi okuyordum vesaire. Sen kendini bir değerlendir. Artılarını, eksilerini. Benim iyi olan iki tane alanım, bölümüm var ama birçok yerde hata yaptım. Şurada şu hata yaptım, burada çok ayrıntı çalıştım, burada soru çözmedim, denemelere çok inandım, çıkmış soruları çok iyi analiz etmedim. Kendini bir değerlendir, tespit yap. Ama ondan sonra dinlen. Bak kimse dinlenmeden gelecek seneye hazırlanmasın. Bana şu an soru atıyorsunuz. Kimsenin sorusunu çözme. Çözmeyeceğim. Yani sınav daha bitti. Bismillah. Yine soru atılıyor. Arkadaşlar neyin sınavı? Neyin sorusu? Lütfen. Bak ben sizi düşünüyorum. Ben bu şu an çok soru atan yok. Kaç kişi? 5 kişi, 10 kişi. Ben bunlara cevap verebilirim. Şu an zamanım var. Ama ben onlara cevap verirsem size kötülük yaparım. Sınav, bak soru zamanı gelecek. Sen seneye Ağustos'a kadar kendini ayarlaman lazım. Baştan beri diyorum zor bir yıl, zor bir yıl, zor bir yıl. Boşuna demiyorum bunu. Sen gelecek seneye kadar enerjini, motivasyonunu, gücünü ayarlaman lazım. Şu an onun zamanı değil. Şu an dinleneceksin, kafanı bir boşaltacaksın. Son sınıftaysan evet sınava hazırlanmam lazım. Zor bir yıl olacak, okulla beraber olacak. Bunu düşüneceksin. İyi, değil mi? Böyle hazırlayacaksın. Ve şunu diyeceksin kendine. Evet ben örnek veriyorum. 1 Eylül'de 1 Ekim'de başlayabilirim.
1 Ekim'den itibaren sınava başlayacaksın. Ama sınavın kötü geçti. Kendini bir değerlendir. Artılarını, eksilerini ortaya koy. Eksileri çok yazıyorum. Başarısız olduk kabul ediyorum. Sen ne yapacaksın? Önce konu çalışıp 1 Ekim'de bunu yaparsın. 5 Ekim, 25'i, 20 Eylül'ü artık o sana kalmış ama bence Ekim'den sonraki süreç. Enerjin seni Ağustos ayına kadar taşıyacak. Buna hazır ol. Kendini, gücünü, motivasyonunu, psikolojik dayanıklılığını vesaire bir şekilde Ağustos'a kadar gideceksin. Ve önce konu başlayacaksın. Konu çalışacaksın, soru çözeceksin. Sona doğru denemeye geçeceksin. En son çıkmış soruları analiz edeceksin. Bu böyle geçecek. Ama sakın ola sakın. Bir daha söylüyorum. Kimse şu an ders çalışmasın. Şu an dinlenin. Zaten sınavdan hırpalanarak çıktık. Motive oldun, başladın. Ocak ayına ancak gidersin. Ocak ayından sonra düşersin. Sınavın sonu daha değerli ve önemlidir. Özellikle sınav son iki ayda kazanılır. Son iki aya kadar belli bir tempoda gideceksin. Son iki ayda tempo yapacaksın. Bunu unutmayın arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Sınava çalışacağız. Başarısız oldum. Pes edecek miyim? Hayır. Ben bunun için okudum. Buraya kadar kendim geldim. Şu ana kadar da başarısız olduk mu? Olmuşuzdur. Her girdiğimiz sınavı başarmadık. Ama ben başarılı olmak istiyor muyum? Ya benim bölümüm kötü, bitti. O zaman başka bir B planı. Ama ben bu sene de denemek istiyorum. 2023'e kadar 2 sene kendime süre tanıyorum. Kendine bir zaman dilimi belirle ve hazırla kendini. Zor bir yıl bizi bekliyor. Bana göre 1 Ekim'e kadar dinlen, hiçbir şey yapma. Kaynağın, dershanen, şimdi birazdan ona da değineceğim. Kendini hazırla ama dinlen ve kafa olarak hazır. Zor bir yıl. Yani en ufak bir rüzgarda yıkılmayacaksın. Kırılmayacaksın, eğilmeyeceksin. Belki eğileceksin ama kırılmayacaksın. Sen gelecek sene bu işi başaracaksın. Kendine böyle inanman lazım. Bunun için de kendini hazırlaman lazım. Tamam değerli hocam. Şimdi nasıl çalışacağız? Arkadaşlar dershane, bak dershanesiz bu iş zor. Evde dershanesiz başarılı olabilir misin? %100 olursun. Bak olan vardır. Ama çok zor bir süreçtir bu. Motive olmak, plan program dahilinde çalışmak. Yani orada diyebilirim ki kaçtır oran? Belki 100 kişide atıyorum 2 kişidir, 3 kişidir. Dershanesiz bu iş başarılabilir mi? Evet. O sen olabilir misin? Ona da evet. Ama zor mu işin? Elbette ki zor. Ya tarihi okur anlarım ama bir tarihçinin anlatımı kadar anlamazsın. Eğitim bilimlerini okuyorum anlarım. Evet ama oradaki hocanın tecrübesinden, bilgi birikiminden yararlanman lazım. Şimdi imkanı olan yüz yüze dershane elbette ki daha iyi. Ama yok online olabilir. O da yok, videolar olabilir ama senin bir defa kafada ben bu sınavı istiyorum, ben atanmak istiyorum, ben pes etmedim. Kendini mental olarak, fiziksel olarak, ruhsal olarak her açıdan o sınava hazırlaman gerekiyor. Ve gideceğiniz dershane ile alakalı bence naçizane bilgi alın. Herkes benim dershanem en iyi diyor. Sen hepsinden bilgi al. Ve özellikle dershaneden eğitim alan arkadaşlarınızdan bilgi alın. Tamam arkadaşlar. Daha doğru karar verirsiniz. Bence 1 Ekim'de çalışmaya başlayın. Bu bence. Bir daha söylüyorum. Ama dershaneye daha önce kaydolun. Dershaneler yani bir fiyatla başlar. Her geçen zamanda onun üzerine koyar gider. Biz Dijital Hoca'da bu sene sizlerle beraberdik. Dijital Hoca'da elimizden geleni yaptık. Şükürler olsun çok iyi dönüşler aldık. Çok arkadaşlarım, tüm ekip, herkes alanda, eğitimde, genel kültürde çok başarılı bir yılı geride bıraktık. Biz online'da, yani senkron ve asenkron canlı şekilde arkadaşlar derslerimize devam ediyoruz. Edeceğiz, biz de Ekim'de başlayacağız. Ve düşünen olursa muhakkak ki uzaktan eğitim platformlarını araştırın. Hepsi hakkında bilgi alın. Bize de sorarsanız biz buradayız. Yaptığımız işe, kendimize güveniyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. İnşallah mahcup da olmadık. İnşallah gelecek sene de yapıp mahcup olmayacak. Olmayacağız. Özetle toparlayacak olursam arkadaşlar sınav oldu bitti. Herkes dinlensin.
Onu hak ettiniz. Zor bir yılı geride bıraktınız. İyiyse bekle. Normal ve kötüyse çalışmaya hazır ol. Kötü zaten çalışacak. Ama normalse atama az olur, kontenjan az olur. Biz bunları bilmiyoruz. O yüzden bu iş bitti, ben giderim. Bu böyle bakmayın. Daha karamsar olup ben her halükarda biraz bilgilerimi taze tutayım, gelecek seneye hazırlanayım. Ne olur ne olmaz. Temkinli olmakta fayda var. Ve Ocak'tan sonra o süreç belli olur. Ocak 15 Şubat'a kadar belli olur. Atamadır, kontenjandır vesaire. Ondan sonraki sürece göre kendine bir yol haritası çizersin. Ama sınavım kötü geçmişse değerlendireceğim kendimi. Artılarımı, eksilerimi ortaya koyacağım. Ne yapmam lazım diyeceğim. Önce güzel bir dinleneceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Dediğim gibi dershanedir. Evde çalışırsın, dershanede çalışırsın, dershaneye giderek çalışırsın. Bu yüz yüze olur, online olur, video olur. Ona göre bir yol haritası belirleyip ona göre gitmek lazım. Online olursa bir daha söylüyorum, Dijital Hoca'dayız, buradayız. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Çalışıyoruz zaten. Şükürler olsun da mahcup olmadık. İnşallah da yine olmayız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sınav sorularıyla alakalı şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bir din kültürü sorusu, din kültürü, ahlak bilgisi, İmam Hatip meslek dersleri sorusu, tam öğrenme sorusunda sıkıntılı bir sorumuz vardı. Tam öğrenmede arkadaşlar şunu söyleyeyim size, pardon bakın buraya bile yazarken, tam öğrenmede akran öğretimi var mı? Biz hep ne dedik? Akran öğretimi yoktur. Geçen sene bu, ben her şey olduğu gibi söylüyorum. Şu an bununla alakalı tezlere de yine baktım. Yayınlanmış tezlere, makalelere baktım. Şimdi akran öğretimi yoktur diyen de var. Bu azınlıkta akran öğretimi var. Özür dilerim. Akran öğretimi yoktur diyen çoğunluk, akran öğretimi vardır diyen daha azınlıktadır. Çıkan soruda D seçeneği yanlıştı ama A'da da diyordu ki din kültürü ahlak bilgisi İmam Hatip meslek derslerinde öğrenciler bilen bilmeyene yardım eder akran öğretimi diyordu. Bunu da arkadaşlarımız yanlış kabul ediyor. Ağırlıklı görüş bana da sorsanız yanlış, ben de yanlış derim. Bak bildiğimi söylüyorum, bunu söyleyeyim. İtirazlar yapıldı, ÖSYM bir değerlendirsin. Ona göre net bir şey karşımıza çıkar. Fikrimi sorarsanız iptal edilir mi? Bence iptal edilmez. Çünkü böyle muallakta olanlar genellikle iptal edilmiyor. Çok bariz hatalı olanlar iptal ediliyor. O soruda sıkıntı var mı? Evet sıkıntı var. Ama dediğim gibi çoğunluk akran öğretimi yoktur diyor. Özür dilerim. Akran öğretimi yoktur diyor. Azınlık bir iki yayında kaynakta akran öğretimi yapılabilir deniyor. Bu kitaplarda genellikle çeviri olduğu için böyle hatalar da olabiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar 2021 böyleydi. İnşallah 2022 daha iyi, daha güzel alımın, atamanın bol olduğu, çalışanın, hak edenin hedefe ulaştığı bir sınav olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Önce dinlenin arkadaşlar. Biz bize lazımız. Kendinize lazımsınız. Lütfen dinlenin. Dinlenmeden bu iş olmaz. Onu söyleyeyim. Benden size bir tavsiye arkadaşlar. Bunu muhakkak yapalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.